Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Zoom serisi 7. sınıf 1. ünite kavrama testi 4 dersimize devam ediyoruz. Gençler 1. sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak 1. sorumuza dersimize başlayalım. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Gençler çarpma işleminde bakın öncelikle işaretleri çarpıyorum. Eksi ile artıyı çarpacak olursam biliyorsunuz zıt işaretleri sayıları çarparsak sonuç eksi olur. 3 kere 6 18. O halde eksi 18 olur bu işlemin sonucu diyorum. Ve denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. ikinci sorumuza geçelim. Evet verilen işlemin sonucu kaçtır? Bakın öncelikle yine işaretleri çarpıyorum. 2 tane eksi çarpacak olursak gençler aynı işaretli sayıların çarpımı artıdır. 9 kere 4 36 artı 36 olur ve Denizli Şıkkı doğru yanıttır. Evet 3. soruya geçelim. Verilen işlemin sonucu kaçtır dedi. Öncelikle ilk, ilk kesirde gençler eksi 24'ü artı 6'ya böleceğim. Bakın eksi bir sayıyı artı bir sayıya bölecek olursak sonuç eksi olur. Zıt işaretli iki sayıyı birbirine bölersek eksidir her zaman. 24'ü 6'ya bölüyorum. Evet nedir arkadaşlar? 4'tür. 24'ün içerisinde 4 tane 6 vardır. Evet arada toplama işlemimiz var. Artım. Eksi 30'u eksi 5'e böleceğim. Eksi eksiye böldüm artı. 30'u 5'e böldüm 6. Eksi 4 ile artı 6'yı toplayacak olursak da ne yaparız? Zıt işaretli iki sayının toplamında 6'nın mutlak değeri daha büyüktür. 6'dan 4'ü çıkardım. 2. 6'nın işaretini önüne yazdım. Artı 2 olur diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Gençler öncelikle işlemlere bakalım. Bakın bölme işlemi var. Toplama var. Çarpma var. Evet. Öncelikle hangisini yapıyoruz gençler? Bölme ve Çarpmanın arkadaşlar toplamadan önceliği var. Bakın öncelikle bu bölme işlemini yapacağız. Eğer bölme ile çarpma yan yana gelseydi soldakinin önceliği vardı. Bunu da işlem önceliğinde hatırlatmış olalım. Eksi 12 ile eksi 12'yi artı 3'e böleceğim. Eksiye artıya bölersem eksi 12'yi 3'e bölüyorum 4. Artı. Evet bu çarpmayı da yapabiliriz. Bakın artıyı aynen yazdım. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi ile eksi çarptım artı. 3 kere 2 6. Evet eksi 4 artı 6 da yine 6'nın mutlak değeri daha büyüktür diyoruz. 6'dan 4'ü çıkardım 2. Evet artı 2'dir istersek artı yazmayabiliriz. Ve B şıkkını işaretleriz. 5. Evet, sorumuza geldiğimiz zaman yine işlemi yapmamızı istiyor. Gençler bakın eksiyle eksi ile eksiyi çarpıyorum. Evet eksi 8 ile eksi 3'ü çarparken önce işaretleri çarptım. Eksi artım 8 kere 3 24 bölü eksi 1. Evet artıya eksiye bölecek olursak eksi olur. 24'ü 1'e böldüm 24. Eksi 24 olur işlemimizin sonucu. A şıkkı seçeneklerde doğru cevaptır. Evet 6. sorumuza geçelim. Verilen işlemin sonucu hangisidir diye sordu. Gençler bakın öncelikle köşeli parantezimizi gördük. O halde köşeli parantez içerisindeki bölme işlemini yapacağım. Evet 56'ya eksi 7'ye böleceğim. Gençler 56 artı 56 demektir. Hemen şöyle alttan yazalım. Artıya eksiye bölersek eksi olur. 56'yı 7'ye bölecek olursak 8'dir. 8 kere 7 56'dır. Devam ediyorum. Çarpı eksi 1. Evet 2 eksi sayıyı çarparsak sonuç artı olur. 8 kere 1 8. Artı 8 olur diyoruz. Ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim. Eksi 40 bölü x ifadesi bir tam sayı olduğuna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir tam sayı olması için 40'ı tam bölmesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman 8 40'ı tam böler olabilir. 5 40'ı tam böler gençler olabilir. Evet 10 40'ı tam böler olabilir. Ama 16 40'ı tam bölemez gençler. Bakın 16 olamaz. İstersek bir tanesini gösterelim. Eksi 40 bölü eksi 8 diyelim. Şimdi gençler bakın. Eksi bu eksi aynı zamanda 40'ın eksisi gibi düşünebiliriz. İstersek işaret, kesin işareti gibi de düşünebilirim. Eksi 40 bölü eksi 8 olarak yazalım. Eksi eksiye böldüm. Artı 48'e böldüm. 5. Bakın artı 5 zaten bir tam sayıdır diyoruz. Ama 16 40'ı tam bölmediği için denizli şıkkı x yerine yazılamaz diyelim. 8. Soruya geldiğimiz zaman, yukarıdaki sayı doğrusunu gösteren işlem hangisidir? Gerçi bakın başlama noktası 0'dı, 0'dan itibaren ne yapıyoruz? Kaç defa sola doğru gidiyorum? Bakın 1, 2, 3 defa. 3 defa sola doğru arkadaşlar 2 birim gidiyoruz. Yani sola olduğu için eksi 2 diyorum. Evet, 3 defa eksi 2 demek, 3 kere eksi 2 yani 3 çarpı eksi 2 demektir. 3 çarpı eksi 2 cevabını denizli şıkkında görüyorum. Evet devam edelim. 9. soruya geçelim. Verilen eşitliklere göre kare bölü üçgen çarpı yıldız işleminin sonucu kaçtır diye sordu. Gençler öncelikle yıldıza bakıyorum. Bakın yıldızı eksi 3'e böldüm sonucu eksi 4 buldum. Şimdi bir bölme işleminde gençler bölünen sayıyı bulabilmek için ne yaparım? Bölenle bölümü çarpmam gerekir. O halde yıldızı bulmak için eksi 3 ile eksi 4'ü çarparız. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpacak olursam artı 12 olur yıldızın değeri. Evet yine bölme işleminde kareyi bulmak için eksi 2 ile 6'yı çarpıyorum. Eksi 12 olur. Evet. Üçgen çarpı dörtgenler gençler eksi 12'ymiş. O halde üçgeni bulabilmek için bu sefer de çarpımı 4'e bölmem gerekiyor. Eksi 12 bölü 4 diyoruz. Evet 4'ün işareti artıdır gençler. Eksi artı böldüm eksi. 12'yi 4'e böldüm 3. Demek ki üçgenin değeri de eksi 3'tür. Bakın şu işlemi aynen yazalım. Kare bölü üçgen çarpı yıldız diyorum. et evet, karenin değeri eksi 12 idi. Bölüm. Üçgenin değeri eksi 3 çarpı yıldızın değeri artı 12. Evet. Eksi 12'yi eksi 3'e bölecek olursak gençler 2 eksi sayıyı bölersem artı olur 12'yi 3'e böldüm 4 çarpı artı 12 artı ile artıyı çarptım artı 4 kere 12 48 artı 48 olur diyoruz ve artı 48 cevabını denizli şıkkında işaretliyoruz. Evet 10. sorumuza geçelim. Yukarıda işlem şeması verilmiştir. Şemaya göre A artı B bölü C ifadesinin değeri kaçtır? Gençler bakın A'yı bulabilmek için eksi 4 ile eksi 5'i toplayacağım. Eksi 4 artı eksi 5. Evet aynı işaretle iki sayıyı toplarken sayıları topluyorum. 9. Ortak işareti yazdım. Eksi 9. Demek ki A'nın değeri eksi 9. Evet B'ye bakıyorum. Eksi 1 ile artı 3'ü çarpıyoruz. Eksi 1 Çarpı artı 3 eksi 3 yapar gençler. Eksi ile artı çarpım eksi. Bir kere 3 3 yaptı. Demek ki B'nin değeri eksi 3'tür. Şimdi ne yapacağız gençler? C'yi bulabilmek için A'yı B'ye böleceğim. Bakın şöyle. Eksi 9'u eksi 3'e böleceğim. Eksi eksiye böldüm. Artı 9'u 3'e böldüm. 3. Evet. C'nin değeri de artı 3'tür. Şimdi bizden istediği işlemi aynen yazalım. A artı B bölü C. Evet A'nın değeri eksi 9'du. Artı B'nin değeri eksi 3. Bölü C'nin değeri de artı 3. Şimdi arkadaşlar önceki pay kısmındaki toplama işlemini yapıyorum. Eksi 9 ile eksi 3'ü toplarsam. Evet aynı işareti sayıları toplarken sayıları topladım. 12. Eksiyi de aynı ortak olarak önüne yazdım bölü artı 3. Evet eksiye artıya böldüm. Eksiye. Üçe böldüm dört. Eksi. 12'yi 3'e böldüm. 4. Eksi 4 olur işlemimizin sonucu diyorum. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. 11. soruya geçelim. Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Sen, şimdi gençler öncelikle ilk kutuya baktığım zaman 9 tane artı pul görüyorum. Yani bu artı 9 demektir. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman artı 9 olmayan C ve D şıkkını eleyelim. Evet ikinci de gençler bakın ne yapıyordu? artı 9'u? 1, 2, 3 parçaya ayırıyor. Yani 3'e bölüyor. Artı 9'u 3'e böleceğiz diyoruz. Bakın bunu nerede görüyorum? Artı 9 bölü 3. B şıkkında doğru yanıttır. Evet devam edelim. 12. sorumuza geçelim. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen şemalarda A ve B bağlı bulundukları dairelerdeki tam sayıların çarpımına eşittir. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi gençler A'yı bulabilmek için bakın buradaki 3 sayıyı çarpacağız. Eksi 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 1 Şimdi gençler bakın. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsam. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 3 kere 2 aldım. Çarpı eksi 1 diyorum. Artı ile eksi çarptım. Eksi 6 kere 1 6. Demek ki A'nın değeri eksi 6'dır. Evet, bir de B'ye bakalım. Eksi 6 eksi 4 ve 2'yi çarpıyorum. Eksi 6 eksi 4 ve 2'yi çarpıyoruz. Eksi 6 ile eksi 4'ü çarparsam artı 48 çarpı 2 yapar. Pardon artı Özür dilerim gençler. 6 kere 4 24 çarpı 2 24 ile 2'yi çarpacak olursak da 48 olur. Demek ki B'nin değeri de 48'dir. A artı B'yi istemiştim. Eksi 6 A'nın değeri de artı 48 artı 48 şeklinde de yazabilirim. B'nin değeri Eksi 6 ile artı 48 toplarsam evet zıt işareti sayılarda artı 48'in mutlak değeri daha büyüktür. 48'den 6'yı çıkardım. 42. Evet 48'in işaretini yazdım. Artı 42 olur. Evet 42 cevabını C şıkkında işaretleriz. Evet devam edelim. 13. sorumuza geçelim. Yukarıdaki diyagramda kutudaki sayıya önündeki okla belirtilen işlem uygulanarak bulunan sonuç bir sonraki kutuya yazılmaktadır. Buna göre soru işareti ile yazılması, soru işareti yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Şimdi gençler öncelikle bakın şu eksi 10'dan başlıyorum. Eksi 10'u önündeki işaret çarpma işlemi eksi 10 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Eksi ile eksi çarptım artı 10 kere 2 20. Bakın buraya ne yazıyoruz? 20 değerini yazıyorum. Şimdi gençler 20 değeri nasıl buldum? Bakın buradaki sayı bu kutudaki sayıyı 5'e bölerek buldum. Yani şöyle yazalım. Kutudaki sayı bölü 5 20 eşittir. O halde buradaki sayı bulabilmek için ne yaparız? Arkadaşlar bölenle bölümü çarpmam gerekir. Yani buradaki kutu buraya kutu dediğimi düşünürseniz 5 çarpı 20 yani 100 demektir. Evet bakın buradaki değeri şöyle temizleyelim. Evet buraya 100 yazmamız gerekiyor. Evet gençler şimdi bakın buradaki sayıyı bilmiyorum. Soru işareti olan sayıyı aynen yazdım. Eksi eksi 3 yazıyorum. Önünde eksi işareti var. Eksi 3 eşittir 100 olacakmış. Şimdi gençler ne yapıyorduk çıkarma işleminde? Bakın soru işaretini aynen yazıyorum. Birinci sayıyı ikinci sayıyı toplamaya göre tersini yazdım. Artı 3 ve topluyorum. Evet eşittir 100 diyorum. Şimdi gençler ben 3'ü ne ile toplarsam 100 olur. Evet ne yapmamızı gerekir bulmak için? 100'den 3'ü çıkartırsam 97 olması gerekir soru işareti olan yerdeki sayımız 97 cevabını da C şıkkında işaretleriz. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar 14. soruya devam ediyorum. AB 2 basamaklı en küçük çift tam sayıdır. Gençler bakın çift tam sayı dediği zaman aklımıza lütfen negatif sayılar da gelsin. Çünkü tam sayı biliyorsunuz hem negatif hem pozitiflerden oluşuyordu. Aynı zamanda sıfır da vardı. O halde iki basamaklı en küçük dediği için eksi 98 olur. AB'nin değeri. O halde soruyu çözerken AB gördüğüm yere eksi 98 yazmamız gerekiyor. Yukarıda verilen eşitliklere göre K eksi L kaçtır? Önceki gençler K'ye bakalım. AB çarpı eksi 1. Şimdi AB yerine eksi 98 yazıyorum. Eksi 98 ile eksi 1'i çarpacak olursak eksi ile eksi çarptık artı 98 kere 1 98. E evet, L'ye bakalım. AB bölü 2 diyoruz. Şimdi AB yerine yazdık arkadaşlar? Eksi 98. Bölü. 2 yerine de istersek bakın işaret karışmasın diye artı 2 yazayım. Eksiyi artıya böldüm. Sonuç eksi olur. Evet. 98'im 2'ye bölecek olursak gençler 49 olur. Evet. Eksi 49 oldu. Bizden k eksi l'yi istemişti. Evet, K'nin değeri artı 98. Eksi l'nin değeri eksi 49 Şimdi gençler ne yapıyoruz? Bakın çıkarma işleminde birinci sayımı aynen yazıyorum. Artı 98. İkinci sayı toplama işlemine göre tersine çevirdim. Artı 49 ve artım. Evet k eksi l'nin değeri için 98 49 toplayacağım. İstersek hemen alt alta yazarak da toplayabiliriz. Bakın 98 49 daha 98 daha 17 elde var bir. Yer. 9 14 de burada var 14. 147 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. 147 cevabını A şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.